Türkiye'nin mesela sizin 2013'te gösterdiğiniz rakamlara, yani 13-14 bin dolar milli gelir, kişi başı milli gelire, ortalama yıllık %6-7 büyümelere gelmesi ne kadarlık bir programdır, ne kadarlık bir süreçtir? 20 sene, 5 sene, 1 sene, 5 ne kadar? Şöyle diyeyim, biz 2001-2002 krizini çok kötü bir krizdi. 1 Mart tezkeresi dahil işte her şey karmakarışıktı. Irak savaşı 20, vardı, o 20 vardı, 20 tane vardı. Banka batmıştı. Tamamının yükü hazineye kalmıştı. Milli gelirin 3'te 1'ini kaybetmiştik. Bir İmar Bankası meselesi patladı. Ya tam 6,5 milyar dolar. 6,5 milyar doları ve 600 milyon dolar mevduat diye toplamışlar. Buharlaştırmışlar. Bankanın resmi defterleri 500 milyon dolar gösteriyor ya. Yani bu kadar büyük bir dolandırıcılık görülmemiş tarihte yani. Ama bunu nasıl bulduk? BDDK ve TMSF gerçekten bağımsız çalıştı. Bizim dönemimizde hemen iktidarımızın o dönemde 6. ayında ortaya çıktı bu. Hemen. Ve ondan sonra özel bir yasa çıkarttık. Bu evet. Batık bankaların patronlarıyla ilgili gerekeni yapma yasası Açık çıkarttık. 5620 yani. Mi dönüşü? Ha öyle bir şey. İyi hatırlıyorsunuz vallahi, iyi hatırlıyorsunuz. Hatta o zaman ya bu çok sert bir yasa. Çok sert yasa değil mi? Bundan bahsediyor. Bu anayasaya aykırı falan mı derken o zaman biliyorsunuz Sayın Sezer Cumhurbaşkanıydı. Ben onlara randevu istedim gittim. Dedim ki bizim böyle bir hazırlığımız var. Yani böyle bir sert bir yasal düzenleme yapmamız gerekecek. Yoksa dedim bunları alamayacağız, tahsil edemeyeceğiz dedim. Sağ olsun o da dedi ki, o da bazen böyle yasaları geri çeviriyor yani. Mi? Ya dedi ben sizin çalışmayı takip ediyorum babacan dedi. Siz onu meclisten geçin ben onu onaylayacağım. Hiç merak etmeyin dedi. Ve sağ olsun onayladı yani. O zaman günlerde epey... Ahmet Ertürk TMSF Başkanı konuk olmuştu bana tekrar. Dedi ki bu dinsizin hakikaten imansız gelir yasası dedi. Evet. Şimdi mesela TMSF'yi o bizim kendi çıkarttığımız yasayla TMSF'yi BDDK istersen çıkarttık. TMSF'yi ayrı bir bağımsız kurum yaptık. Başına Ahmet Ertürk'ü koyduk. Yani sağ olsun Ahmet Bey gerçekten orayı bağımsız yönetti yani. Gerçi bizim gazetemize koydu ama. Hangi gazeteydi o zaman? Sabah gazetesi. Ha evet evet ama işte yani. Baksın zaman... içinde koyduğunu mahkeme kararlarımız kanalıdır. Neyse önemli değil, geçmiş olsun. Geçtik. Onu bilmiyorum. O, ben yani. Biliyorum, hatırlıyorum seni. Öyle mi? Yani bağımsız çalıştığı zaman Ahmet Bey böyle, o zaman biliyorsunuz TMSF şeydi yani. Her TMSF bir imparatorluktu o zaman. Şimdi diyeceğim biz 2001-2002 krizini çözmemiz 2 yıl sürdü. 2 yılda 34 yıl 2 veya 3 hane giden enflasyonu tek haneye indirdik, paradan 6-0 attık. Şimdi bunlar yani tek 2 yılda çözülür mü? Bunlar geldi bir sıfır ekledi. Şimdi 2008-2009 krizine geleceğim. 2008-2009 krizini çözmemiz mi sadece 6 ay sürdü. Çünkü borcumuz düşüktü, sanayi altyapısı büyümüştü, ihracat kapasitesi büyümüştü ve bankalarımız sağlamdı. Sağlam bir bankacılık ki Avrupa'nın en önemli sorunu bankalar çürük, kamu borcu çok. Bizim de tam tersine. Kamu borcu az, bankalar sağlam. Dolayısıyla o avantajı kullandık, iyi bir iletişimle. Bankalarına sağlam mı? Bankaların alacakları ile ilgili sıkıntılar var. Yani muhtemelen milli gelirin böyle %15-20'si olma, 20 olması da 15'i diyelim. 15'i kadar bir yeniden sermayelendirme gerekecek muhtemelen. İhtiyatlı konuşuyorum çünkü daha durum kötüleşebilir. Daha durum kötüleşebilir. Yani bu bir defalık bir operasyondur yeniden sermayelendirme. Bunu adil yapmak lazım, şeffaf yapmak lazım. Enflasyona yol açmayacak şekilde yapmak lazım ve ahlaki rizikoya yol açmayacak şekilde yapmak lazım. 4 kuralı vardır bu yeniden sermayelendirme. Bunların hepsini yaparız. Bunlar ilk 6 aylık mesele. Çok hızlı tıkırtılır. Yani en kötü krizden 2 sene çıkarız diyorsunuz. Bu sefer 2 sene sürmez. Yani evet. Eğer kriz bu seviyede giderse, yani bu krizden çıkışın en fazla 6 aydır. Peki bir daha faiz indirirsen ama iyice batırırlarsa, yani gerçekten o 2001-2002'deki duruma gerçekten düşürürlerse ülke, o zaman çözmek daha uzun sürer yani. Ama bu seviyede giderse, yani bugünkü ekonomik şartları bizim alıp tekrar çıkartmamız en fazla 6 aydır. Bir de şunu söyleyeyim, biliyorsunuz biz 2018'de G20 için bir çalışma yaptık. Ben bakanlıktan ayrıldım, siyasetten uzaklaştığım dönemde 14 tane iktisatçı. Siz uzman olarak yaptınız. Evet. Şimdi o çalışmada da bir sonraki küresel krizi önlemek için bugün neler yapmak lazım? Bunun 100 sayfalık bir raporunu hazırladık. G20'ye sunduk ve o rapor şimdi parça parça uygulanıyor. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, yani dünyada da krizlerin analizini yapan, tekrar dünyada da kriz çıkmasın diyen, mevcut krizlerin nasıl çözüleceğiyle ilgili rapor hazırlayan uluslararası 14 kişilik uzmanlar heyetinin birisi de bendim. O süreci hala o toplantıda katılıyorsunuz değil mi artık siyasette? O bitti çünkü biz raporumuzu hazırladık. G20'ye sunduk. Reçete budur dedik. Bunu uygulayın dedik. G20 ama nedir? Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünyanın en büyük 20 ekonomisidir yani. Şimdi zamanında Türkiye'deki iki krizi çözdüğümüz için ve 2018'de de dünyada bir daha kriz çıkmaması için ne yapılır? Bunun bir bakıma gerçek kitabını yazdık. Çünkü kitabı yayınlandı ve G20 bunu kabul etti. Evet. 20 tane en büyük ekonomi kabul etti bunu. Türkiye artık G20'de değil galiba, değil mi? 21. ekonomiyiz şu anda ama hala G20 üyesiyiz. Üyesiyiz, evet.